18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen batık 10 günlük çalışmanın sonucunda çıkarıldı. 65 metre derinlikte bulunan tarihi kalıntılar Didim açıklarındaki TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde sergilendi. Bir bakalım. Tarihi 250 yıl öncesine dayanıyor. Rus savaş gemisine ait olduğu düşünülüyor. Denizin altındaki tarih aydınlandı. 65 metre derinlikteki batık gün yüzüne çıkartıldı. Burada bunun bir takım kirli alfabesinden bilgileri yer alıyor. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 200 metrekarelik bir alana yayılmış tarihi gemi kalıntılarına rastlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle sualtı çalışmaları yapıldı. Denizin 65 metre derinliğindeki batık robotik sistemler kullanılarak çıkartıldı. Ülkemiz açısından önemini vurgulayacak olursak bir kere 65 metre derinlikte yapılan ilk çalışma olması. İkincisi, bu çalışmanın özellikle hiç yabancı unsurlar olmadan tamamen milli olması. Belli derinliklerde herhangi bir dalgıç inmesine gerek kalmadan görüntülenme işini bu ekipmanımızla yapıyoruz. Yaklaşık 10 gün süren çalışmalarda 3 metre uzunluğunda 2,5 ton ağırlığında bir adet top gün yüzüne çıkartıldı. Topun üzerindeki armadan batığın 18. yüzyıla ait bir savaş gemisine ait olduğu tahmin ediliyor. Müzeyde gördüğünüz 30 top batık alanda yer alıyor. Kazan var. Yani büyük yemek kazanları, mutfak kapları, işte toplara ait olan mühimmatlar, geminin arması dediğimiz yani yelken donanımına ait olan makara parçaları, makara tekerleri. Batıktan çıkarılan çeşitli metal eserler Didim açıklarındaki TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde sergilendi.